Kısacık bir sorusu var. Gece gösterimi. Suare. Çok güzel. Makine Suare'deki Suare. Harika. 6+1 dümdüz bir sorudur efendim. Bundan sonrası çok kolay. Ha gayret Gamze Hanım. Zor kısmı atlattınız Gamze Hanım. Nasıl bir soruydu? Aralarında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunan, yani bunlar birbirine 6+. Bunlar birbirine andırır, benzer. Ne yapalım? Benzer. Durduralım. Ki süre uçup gitmesin. Hali hazırda bir tane harf alma hakkımız var. Onu biliyorsunuz. 2 dakika 17 saniyeniz de var. Yani bu arada biraz hızlı hareket edersek başımıza bir dert geldiğinde o harfi alma hakkımızı saklı tutabiliriz. Anlaştık. Evet. Her şey yolunda. Evet. 6+ cevapların ikincisi biraz daha böyle şakalı bir kelime kendisi. Buyurun. Gizli sohbet platformu olarak kullanılan küçük masalara verilen ön addır. Aynı zamanda o gizli sohbetler içinde kullanılır bu tabir. Nokta nokta yapmak, dedikodu yapmak, gizli sohbet etmek. Bir de o küçük üzerine eğilerek dedikodu yapılan masaların, sehpaların ismi. Nokta nokta masası. Fiskos. Fiskos. Gayet güzel. 7+ tek kelime efendim burada takılmaz Gamze Hanım. Harf almadan halleder bunu Gamze Hanım. Süresi azalıyor ama dikkat etsin lütfen. Görelim nasıl bir soruymuş. Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan şey. Okazyon, batı kökenlisi. Bu daha yaygın kullanılanı. İndirim. Hoppa, olmadı. Bu çok şey yani, çok ucuza bulduk. Kelepir. Kelepir gayet güzel. Tamam. İkinci edat bir cevap kelepirden daha kolay. Gelsin de bir görün. Mesleğini, çalışmayı bağımlılık haline getirmiş kişi. Aşırı çalışkan. İşkolik. Nerede başlangıçta vurduğunuz o tedirgin tokatlar? Evet ya, şu anda çok rahatladım. Vallahi öyle. Benjamin de tepe sersemi oldu. Hazır böyle yakalamışken lütfen devam edin. 1 dakika 37 saniye var. Artık ben 9600'ü değil 9700'ü hedefliyorum. İnşallah. Hadi bakalım. Elimde 5 tanecik soru kaldı. Özür dilerim. 6 tane soru kaldı. Bu kolay. Bundan sonrakinden biraz ürküyorum. Tamam. Gelsin bakalım. İlk 8+ cevap bu. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Gerekeni o kişiye... Yap... Tek kelime. Ben sana gerekli malzemeyi... Temin etmek. Orada var temin etmek. Ay değil. Bak sizin gibi yanılan da var. Ben sana o gerekenleri bulacağım. Ben sana... Hazırlamak değil. Yok. Değil hazırlamak değil. Bunları... Sesli düşünüyorum, dilimin ucunda. Tek kelime bakın. Tek kelime 8+. Mek mak diye bitiyor. Onu düşünerek ne olur? Bulmak. Temin et. Ben sana gereken malzemeyi ben sana... Vereceğim. Ödünç. Hibe. Yok değil. Şu anda kilitlendim. Harf alamıyorum. Harf alamıyoruz. Nedir? Sağlamak. Ben çok sana basit, sağlarım. Evet. Bazen bu kadar basit olanı insanın canını daha çok sıkıyor. Hanımefendi çok güzel yarıştınız. Gerçekten çok güzel yarıştınız. Başa gelen şey büyük talihsizlik. Alkış da o yüzden cılızdı. Hak ettiğinizi size şimdi duyuracaklar. Gitmeyin. Bir dakika 19 saniye var daha, rica ederim. Daha da benim size soracağım 5 tane soru var. Bakın ben mesela burayı hesap ediyordum. Acaba o harfi size burada aldırsam mı diyordum. Sağlamayı buluruz da şu biraz dertli soru diye korkuyordum. Bir bakın bakalım. Belki de tersi çıkar. Siz çok rahat cevaplarsınız bunu. Mecazi anlamda baştan savma iş görmek. İşleri biraz çok yaygın kullanmak. Sallamak. Gibi bir şey ama bir harf alalım mı? Alalım. Alalım bir harf. Biraz böyle sallamak gibi ama sallamak daha yaygın kullanılır. Baştan savma. Baştan savma iş yapmak biraz böyle üfürmek de derler mesela. Üfürükten iş yapmak. Boş.
Bunun dert yaratacağını düşünüyordum ben zaten. Çok yaygın kullanılmıyor artık. Ama sözlüğü açtığınız zaman halen bu anlamını görürsünüz. Şu anda da kesinlikle bildiğimi düşündüğüm bir şey. Şişirmek derler. Rastladın mı size daha önce? Hayır. Zor soruyordu. Evet. Gamze Hanım çok zor soruyordu. Evet.